örgütsüzlük güvencesizliktir. Örgütsüzlük iş cinayetinde ölümdür. Örgütsüzlük patron neredediğine boyun eğmektir, köleliktir. Bu yüzden örgütlenmeye düşmanlar. Bu yüzden örgütlü mücadeleye düşmanlar ve bu yüzden direnen sendikaya düşmanlar. Özellikle bu bölgede defalarca yaşadık. Yaptıkları şu: bir, Birleşik Metal'in örgütlenmesini istemiyorlar. Karşılarında direnecek, işçinin hakkını savunacak, onların karşısında dik duracak sendika istemiyorlar. Ya sendikası olacaksınız diyorlar, ya da bizim sarı sendika üye olacaksın diyorlar. Dayattıkları bu. Ben bu direnişin, bu dayatmaya karşı cesurca ve onurluca bir karşı koyuş olduğunu biliyorum. Ve ben biliyorum ki elinde sonunda kazanacağız. Çünkü şöyle bir döneme girdik. Bunlar da bunların sırtını yasladığı iktidar da kaybedecek. Ve bunlar onun farkında. Çünkü arkalarında devlet olmasa bu kadar rahat davranmazlar. Arkalarında devlet olmasa bu kadar pervasız davranmazlar. İşçinin her direndiği yerde, kararlı olduğu yerde kanunlar doğru düzgün uygulansa bunu yapamayacaklar. Kanun dışı iş yapıyorlar ve rahat yapıyorlar. Kanunları çok rahat çiğniyorlar çünkü kanunları uygulatacak bir güç yok. İki tane seçeneğimiz var. Devlet bunu yapmıyorsa, ki yapmıyor, o zaman işçiler yapacak. O kurallara uymaya bunları zorlayacak. Bu direniş bunun adı. Dayanışmayla, yan yana gelerek, omuz omuza mücadele ederek buna da, bunun gibilerin hepsine de diz çöktüreceğiz. Ve işçiler kaybedilmiş, ellerinden çalmış bütün hakları söke söke geri alacak. Çünkü onlar için zamanında büyük mücadeleler verdiler, mücadeleyle kazandılar. Mücadeleyle korumasını da bilecekler. Sonuçta biz kazanacağız, birlikte kazanacağız. Sonuna kadar yanınızdayız. Bunu böyle bir elimizde gelen her şeyi ortaya koymaya da hazırız. Ve inanıyoruz ki VKS işçisi kazanacak.